الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد محترم أهل الإسلام أهل الإيمان Aziz mümin Müslümanlar, Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Kurban hayeti mübarek olsun. Allah ke hamd olsun. Muhterem cemaat, kurban hayeti berçemizge mübarek olsun. Şunda uluğ küllerge tinçlik, asa iştelikte. Sehat selametlikte yetkezgen Allah tebarek ve teala'ya çeksiz hamd olsun. Ben de öyle yaptım, ben turup namaz okuyayım ben. Ben turup ruku kılıyım ben, kıraat kılıyım ben, dua kılıyım ben. Braderler, Allah'ım tebarek ve teala bunu müyesser etmese bendesi kılelmeydi. Kurban heyeti biz Müslümanlar için uluğ bayram olup, bu günde Müslümanlar heyet namazını eda etediler. Şu günden başlayıp kurbu yetkenler bir canlık soyup kurbanlık kıladılar. Kur'an-ı Kerim'de bu hakkında şundak beyan etiledi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Fassalli li rabbike venhar. Bas Rabbinizge namaz etin. Nahr etin. Şunindek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundak kılıp merhamet etediler. عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ليس في لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ مِنَ الشَّيْئَى Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. Der hakikat bugün künde evvel başlaydıgan işimiz İd-i Adha. Bana hazır kurban heyetini okuyemiz. Bugünkü kündeki başlanadıgan işimiz kurban heyetini okuş bilen. Kegin ne makleylik kegin, onu sana eytediler. Sonra kaytip gelip kurbanlık kılıştır. Kim şundak kılsa demek o sünnetimizge mafık iş kılıptı. Sünnet, sünnet degeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den koringen emelini atını sünnet deydi. Mana şu namazını okuyup, barıp, kurbanlık kılışını özü İslam sünneti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri iken ketide. Kim hayit namazıdan aldın soysa, o kurbanlık emez. O öz ehli için takdim kılıngan göçtür. Mana keçe şu vakıya bu maşiydi. Biraz soru yaptı, kardam ne dedi? İşçi hizmetçilerimiz üyge ketedigen, işhanede deydi, kurbanlık kılamız ha, hop. Ha şunu üyge ketişte bir ihila kolege göç bir varış üçün, kolege göç bir varış üçün, şunu aldırrak soyup koysak kurbanlıkı ötedi mi? Bendesi aklı bilen oylap koru yaptı. Men zarur işini kıl yapman ki, adamlarga takat yapman ki, yo braderler. O addi göçke öterken, o kurballike ötmeseken, kurballık bölüşü için irtelep hayit namazını okup, ene önden kegin kılnedigen işeken. Din budur, dinini korunuşu meneşindadır. Kurballık kılnedigen hayvanlar tüye, mal, koy ve içkiden ibarettir. Atını kurballık kıbamaydı, tüye kuşunu kurballık kıbamaydı, kürkeni, horazını, tavuğunu, başka can zatını kurballık kıbamaydı. Törtte hayvan, tüye, mal, koy, içki, vesselam.
Bu hayvanların erkeği hem urg'ochisi hem biçilgeni hem kurbanlık kılısa böyle veredi. Fiqh kitaplarımızda aytgan ki, tüyanı 5 yaşarı degen, tüyanı 5 yaşarı degen, malını 2 yaşarıdan tepesi degen, koy bilen içkini 6 aydan yukarısı degen. Endi elbette hayvanlarının anıq yaşını bırak bilmeydi, bu takriben tahmin bilen aytilayotgan meselelerdir. Mol bilen tüyanı 7 kişi geçe şerik bulup soyuş mümkün. Ama bunda şerikçilikte cüde ihtiyat buluş gerek. Zira şeriklerinin hemmesi Müslüman ve kurbanlıkının niyet kılgen buluşu şarttır. Ama ulardan bir ertesi şunçaki göç için koşulgen bulsa kalgen berçe şeriklerini kurbanlığı utmaydı. Hayat hem şundak, kurbanlık hem şundak, başka meseleler hem şundak. 7 adam koşulup eğer kurbanlık kır yaptı. Şunlardan hemmesi kurbanlığına niyet kıtırıp diyor, bittesine göç gerek. Kıbra bir göç gerek. Kogan 6 adamını kurbanlığı utmayı kalırken biraderler. Mene şu köpçilik bulup, şerik bulup, kurbanlık kılışta bu nerseler muhum iken. Kurbanlık göçtünü 3'ten birini aile ehlige, 3'ten birini koşnilerge, kolgenini muhtaçlarge tarkatış müstehabdır. Kayıttan okuyma şu cayını. Kurbanlık göçtünü 3'ten birini aile ehlige, 3'ten birini koşnilerge, kolgenini muhtaçlarge tarkatış müstehabdır. Müstehabdır, müstehabdır dese degeni, kılsa sevap boladı. Kılmese günah bulmaydı degene. Adabı. Kurbanlık kılgen edik. De biriledi. Oluyetken adam. Kurbanlık ingiz mübarek bulsun deydi. Vesselam. Ye biz bayımız. Biz bunge muhtaç mesimiz demeydi. Ve braderler. Kurbanlık ne? Allah tebarek ve ta'lanı yolide. Allah'ını fermanı bilen soyulgen canzatını. Göçte boganı için teberrüken veriledi. O muhtaç boganınız şünge ihtiyacıyız boganı için yemez. Bunu doğru düşünmek gerek. Bana o koşnumuz bay, bana o kembegal. Bayge birme, kembegalge bir. O hata boledi. Bayge hem, kembegalge hem, yakıllarge ulaşıyetken de bir kıl ulaşadı. Bu müstehabdır. Eyindi. Adamla şunu tarqatmasdan özümüz bir haladinlikke koyup özümüz yep koya kalsak ki. Özümüz yep koya kalsak hem kurbanlık kurbanlık braderler. Gap yeni onu göçtü de emez. Gap onu kança tarqatılışı kançadan bölünüşü de emez. Gap Allah üçün deyip can zatını soymağdadır gap. Meneşitte gap. Yine şuna meseleler çıkıyordu. Kassablarımızga iltimas kılıp bir telefon arkalık ya mamula arkalık bir 50 kilo bir 40 kilo bir 60 kiloluk nerseni soydur var soydur var desek. Braderler, onda kerahat buladı. Kerahat bugünlüğü özü tepesine şahsen geliş gerek. Kolu bilen uçlap duruş gerek. Bu nerselerge itibar bir aylık. İslam'dan evvel Mekke müşrikleri kurbanlık kılıp göçtünü Kabe etrafına asıp divarlarına kanını sürter ve o bilen Allah'a yakın bulamız deyip oylaşar idi. Bu cahiliyetin işleri, müşriklerin işleri. İslam dini kelip köplep insanlar hidayet nuridan behremet bugellerden kegin Allah tebarek ve ta'ala musulmanlarını kurballı giden közlengen asasi maksat neme ikenige itibarını karetti insaniyetini kuydege ayeti de nazil etti. Euzubillahimineşşeytanirracim.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله که قربانلیک گوشلری هم قانلری هم یتیب بارماس اوینب کورین یزلر بیرتا آدم الله که قانینی یا گوشتینی یوبرگانمی لیکن الله تبارک و تعالی گه سیزلردن تقوالرینگیز یتر تقوا Taqvo degani Alloh taboraka va taolodan bo'lgan qo'rquv, u qalbda hosil bo'ladigan asosiy amaldir. Ey bandalar, Alloh taboraka va taologa yetadigani qalbingizdagi Allohdan bo'lgan qo'rquv. Alloh sizlarni hidoyat qilgani sabab u zotni ulug'lashlaringiz uchun ularni sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Ezgu ish qiluvchilarga xushxabarlarni bering. Bütün insaniyet için Allah tebarek ve teala mahlukat, mevcudat, nebatat, hayvanat, cümadat, hammesini boysundurup koydu. Allah'ını uluğlaşınız için, Allah'ını uluğlaşınız için. Kurbanlık kılıçtan maksat, bendenin Allah tebarek ve teala'nın emrine boysunuşu ve takvasını nemayiş yetiştir. Demek, kurbanlık kılıcı şahs niyeti doğru buluşu, amelini halis, Allah tebarek ve ta'ala üçün kılgen buluşu lazım ve labuddur. Kale verse bu amelini becerişte Allah tebarek ve ta'ala'nın büyüklüğü ve dininin uluğluğunu izhar etedi. Anil Hüseyin ibn Ali radıyallahu anhüme kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار رواه الطبراني كم كي قربانلیکنی چین کنگلدن و صواب امید ده قلسا او قربانلیک اونین اوچون دوزاختن پرده بولده جهنم ازره بر کبروک ایرور آه Anin atı sırat atlı güzergah, kılıçtın tez erur, kıldın iniçke, püşeymaller düşer, oşelkün içke. Hazreti Eşan'ı sofallayar, sefahatıl acizillerde et yaptılar ki, mahşer günü de haşır meydanıdan, cennetke karab köprük tutulereken, tartılereken, oşe köprükünü atıp pül surat eken, sırat köprükü eken. Onu körünüşünü, onu keyfiyetine et yaptılar. Kılıçtan utkır, kıldan ingiçke. Körgen Müslüman dad diye var ereken. Vay, beni şundan utkizedi mi, şundan utamam mı? Braderler, kılgen kurballigimiz şundan olup ötedi degen. Kitaplarda şuna kadar degen. Başka bir rivayette ise ana Aişe radıyallahu anha annennebiy sallallahu aleyhi ve selleme kâle Mâ amel ebne âdem yevmen nehri amelen ehebbe ilallâhi min hirâkati demin ve innehu lete'eti yevmel kıyameti bi kurûniha ve azlâfiha ve azfâriha ve eş'âriha ve enned demme لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسه. عائشة رضي الله عنها أنا مزأيت هذه الروايات يتب هزرة پیغمبر مز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة اتلر آدم بالاسي قربانلك كنو قلدگن عملرنين içide Qon chiqarishdan ham ko'ra Alloh taboraka va taologa sevuklik amal qilolmaydi. Hayit kuni
Kurban heyeti günü Allah tebarek ve teala'ga bendesiden kurbanlık kılıçtan hem güzel rak işi yok iken. Kurbanlıkke soyulgen canavar kıyamet günü öz şahı tüyağı ve yüngleri bilen keledi. Kurbanlık kanı yerge düşmeyi durup Allah tebarek ve teala'nın huzuru da kabul buladı. Şunun için memnuniyet bilen kurbanlıklar kılınlar degenlerini İmam-ı Tıbrani, İmam-ı Tirmizi, İbn-i Mace özlerini kitaplarda keltirdiler. Braderler, kalgen emeller özünü haleti bilen ki, lakin içide şu emellerinin içindeki kurbanlık degeni, hali canavarını kanları yerge düşmesinden durup Allah tebarek ve teala icabet koyarken bunu. Şunu için özünüzünü hakşleriniz bilen, hursançılıklarınız bilen bunu eda edin. Deyip tavsiye ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteremezler. Bugünkü günde yurtimizde berçe sahalarda bolgani kabi dini sahalarda hem keng ko'lamlik islahatlar amalga oshirilmoqda. Allah tebarek ve teala biz bendelerini özünün bir hesap nametler bilen behremen iter iken öz nevveti de ana şu nametlerini kadirge yetip şükrünü eda etişke büyürgen. Bu bitti bizgemez. Bizden evvel ötken kavimlerge, ulardan evvel ötken peygamberlerge, kavimlerge şu haletini büyürgen. Allah tebarek ve teala nametlerini esletken onu eylep, asreşini, onge şükür etişini büyürgen. Hey, bizden aldınam adamlar bugün, bizden aldınam kavimler yaşayan, ularga hem muayyen nerseler buyurulgen. Braderler, Allah birgenige şükür etip, bunu kadirleş, Allah'ını fermanı iken. Rabbimizin nimetlerini katta kişik demeyi şükürünü beca keltirişimiz zimmemizde bürçtür. Şu bilen birge Allah tebarek ve teala'nın şeriatiga amel etip, özü büyürgenidek iman, itikatta ve takvada hayat geçirip borsak, Allah tebarek ve teala'nın uluğ mükafatlarını vaat etken, eytedeki kelamıda, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سورة أعراف 96 آية. Eğer yurtlarının ahalisi iman keltirip takva kılgelleri de idi, ular üstüge asmanlar ve yerden berekatlarını eşiğini açıp koygen bulur idik. Eğer yurtlarının ahalisi Allah'a iman keltirip takva kılseler idi, biz ularga berekatlar eşiğini açıp koygen bulur idik. Allah tebarek ve teala bendelerden cüde kub ve ağır nerselerini talep etmedi. İman keltirip şirk ve günahlardan özlerini tiyseler bas. Şu işler evazige yeru asmandan berekat ata etemen de vaade et yaptı. Bu şart ve mukafat vaadesi ta kıyamet geçe dünyaya gelip ketuçu berçe bendelerge hem tekiştiktir. Muhterem cemaat. Memleketimizde halk menfaatlerine karatılgen münasip hayat, şeraitlerini teminleşge, yöneltirgen keyin kulemlik islahatlarını amelge aşırılmakta. Hususan yaşlarımızın talim terbiyesine itibar karatılıp, ularını yüksek adab, ahlaklik, dünya karışı keyin insanlar itibaya yetkeziş, berçemizin arzu maksatlarımızdan biridir. Aynı vaqtda farzandlarimiz yozga ta'tilga chiqqanlar, bu fırsatdan unumli foydalanish, ularni vaqtlarini behuda o'tkazmaslik, ta'lim olishlarini davom ettirish,
birer bir kasb hunar egallashga alohida ahamiyat qaratishimiz lozim bo'ladi. Ha deb 12 ga kirmaydi farzand. Ha deb 13 ga, ha deb 14, ha deb 15 ga kirmaydi. Bir marta kiradi 12 ga, bir marta kiradi 13, 14 ga. Va birodarlar, siz biz otalar mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak ekan. Kattalar bir kasbni hunarga yo'naltirishga harakat qilishimiz kerak ekan. Bularni umrlari zoyi bo'lmasin. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunda merhamat etganlar. Ota-ona o'z farzandiga odobi axloqdan ko'ra yaxshiroq birer narsa bera olmaydi. Dar haqiqat. Ota-ona farzandiga odobi axloqdan boshqa birer yaxshi narsa berolmaydi. Yani nima deyapsiz domla? Uy-joy, mashin, boshqa mulk. Yo'q, birodarlar. Bu Alloh taborak va taoloning hukmidir. Kim topgan bo'lsa, kim to'plagan bo'lsa, o'sha qadrlaydi. Topmagan odam qadrlanmaydi. Hayotning qonuniyati shu. Yo'masan boshqacha bo'lardi dunyo. Hayot boshqacha bo'lardi. Nima demoqchimiz? Birodarlar, mu'minlar, musulmonlar, mana hozir ta'tilda yurgan bolalarimizni kasbga, hunarga, ilmga solishga harakat qilaylik ekan. Vaqtlari behuda o'tmasin ekan. Ta'til davomida bolalarimizni kitob savod holligini yoki fan, til, kasb, hunarlarga o'rgatuvchi to'garaklarga jalb qilishimiz ayni muddaodir. Bundan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam farzandlarimizga odobi axloq va kasb hunar ta'lim bilan bir qatorda ularni chavandozlik, suvda suzish hamda kamondan o'q otishga o'rgatishni buyurganlar. Mana shu islom ummati dinimiz, mana shu dinimizga oid bo'lgan Osiyo aholisi, siz biz mana shu mintaqamiz ilgaridan bu narsalarni yaxshi tushungan. Hamma harakatlari, hamma o'yinlari shu bolalarni chiniqtirishga, bolalarni musobaqa etishga qaratilgan bo'lgan. Xohlagan sport o'yinini oling. Otda yurish bo'lsin, suzish bo'lsin, kamon otish bo'lsin. Hurmatli jamoat, asrlar davomida xalqimizga xos mehr oqibat, xayr saxovat kabi ezgu umumiy insoniy qadriyatlarni namoyon etib, Qurbon hayiti jonajon vatanimizda, o'zaro hamjihatlik, bag'ri kellik va shukronalik fazilatlarini yanada mustahkamlashga beqiyos hissa qo'shmoqda. Alhamdulillah. Ushbu ulug' ayyomning ma'naviy hayotimizdagi muhim ahamiyatining e'tiborga olib hamda uni mamlakatimizda munosib nishonlash maqsadida 19 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorlari chiqdi. O'tgan yildan beri yurtdoshlarimizning dam olishlariga qulaylik yaratish uchun hayit bayramlarida 5 kun ketma-ket dam olish joriy etildi. 5 kun. Ha, odamlar hayit namozini o'qishga kelib ketolmagan-ku, shunaqa ko'rganlar bor-ku, buni ko'rganmiz-ku buni. Allohga shukr emasmi 5 kun. Hayit uchun. Albatta, bu uzoqda ishlaydigan farzandlar, ota-onalar va qarindoshlarni ziyorat qilishlari va ichki turizmni rivojlanishga ijobiy tarzda ta'sir ko'rsatadi va yaxshi an'anaga aylanadi. Hurmatli jamoat, shuni ham alohida eslatib o'tishimiz lozimki, ayrim kishilar sayillar va ommaviy tadbirlardan keyin chiqindilarni maxsus belgilangan joylarga emas, aksincha o'zlari istagan joyga tashlab ketish hollari kuzatilmoqda. O'zi dinimizda asosiy belgilar bor.
Başka dinlerine asasi bilgisi var. Bizi dinimizde asasi en katta birinci bilgisi bu paklik. Hem taharet manasıdır. Hem arastalik manasıdır. Mumin adam napak bo'lmaydi. Mumin adam napak kılalmaydı. Mumin adam napak bo'lmaydi. Unga imanı yol koymaydı. E'tibor berasizmi? Taharet olsak bir yengillik bo'ladi bedellerimizde, vücutlarımızda. Hiç şunga e'tibor bergan misiz? Nega shunaqa bo'ladi? Shundan iymon lazzatlanadi. Xuddi o'sha lazzatlangan iymon birovni eshigini tagiga yoki nomunosib joyga axlat to'kishni taqazo etmaydi. Unga yo'l qo'ymaydi, vijdoni yo'l qo'ymaydi. Qurbon hayitini xalqimizning milliy va ma'naviy qadriyatlarga mos ravishda o'tkazishni ta'minlab, hayitni motam marosimiga aylantirmasdan bayram sifatida ko'tarinki ruhda nishonlaylik. Har yili aytib kelinadi, har yili ta'kidlab kelinadi. Birodarlar, hayit bayramdir, hayit bayramdir. Ming afsus. Ming afsus bunga e'tibor bermayotganlarim bor, lekin ancha qaytib qoldi, o'ziga kelib qoldi, hech bo'lmasa bir kunga qisqarib qoldi. Bir narsani yaxshi tushunib olaylik ekan. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan birlariga bilib qo'ygin. Kim mendan keyin meni o'lib ketgan sunnatlarimni tiriltirsa, odamlar unga ergashib ketsalar, o'sha sunnatlarga, o'sha yaxshi ishlarga, odamlardan savoblar kamaymagan holda bu sunnatimni tiriltirib bergan kimsaga qiyomatgacha rahmatlar yetib boradi. Savoblar yetib boradi, bilib qo'ygin. Yana shuni bilib qo'ygin. Kim bir bid'atni boshlasa, bo'lmagur ishni boshlasa, odamlar unga ergashib ketsalar, odamlarni gunohlari kamaymagan holda bul bid'atni boshlaganga la'natlar yetib boradi. Shuni bilib qo'ygin. Bilal ibn Harisga payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytgan so'zlarini kitoblarda keltirgan. Birodarlar, yomon ibrat bo'lib qolmaylik ekan. Yomon odatlarni tashkil qilib qo'ymaylik ekan. Otamiz, onamiz o'tgan bo'lsalar, Alloh rahmat qilsin. Taziyalar o'tib ketgan-ku, ancha bo'ldi-ku, yana uni biz taziyaga aylantiramizmi? Bu narsaga qat'iy turaylik. Aziz yurtdoshlar, yana bir bor barchalarimizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Shunday fazilatli ayyomda duolarga qo'l ochib, ota-ona vatanlarimizni bugungi dunyodagi tinchlik va osudalik hayotimizni farovon etayotganligiga shukr aytib, uni shukrini, o'sha farovonlikni, o'sha ne'matlarini ziyoda bo'lishini Allohdan so'rab boramiz, tilab boramiz. Muhtaramazlar, shunaqa savollar bo'lib qoladi odamlarning ichidan. Qurbonlik kimlarga vojib bo'ladi? Qurbonlik voyaga yetgan erkak u ayol, voyaga yetgan erkak u ayol, puli nisobga yetgan, moliyaviy jihatidan, iqtisodiy jihatidan puli nisobga yetgan odamga vojib bo'ladi. Qilmasa bu kimsalar, puli nisobga yetgan erkak u ayollar qurbonlik qilmasalar gunohkor bo'lib qoladilar. Endi unga yetmagan, nisobga yetmagan, ammo qurbonlik qilishga qodir bo'lsa-chi, u odam uchun qilsa yaxshi bo'ladi, savob bo'ladi. Lekin birovdan qarz olib, birovdan bir omonat olib, bir mablag' olib, moliya olib qurbonlik keltirilmaydi, u mumkin emas. Muhtaram azizlar, qurbonliklarni qilganimizdan keyin
Mana şu terilerini, kurbanlığını, terilerini satıp bo'lmaydi. Satılsa, pulini sadaka etib yuboriladi. Qadim endi bu ilgari shunaqa imkoniyat bo'lsa kerak. Endi ota-bobolarimiz ham qurbonlik qilgandan keyin terisiga yaxshilab tuzlar bilan shiqalab qo'yardi. Hozir uni qilmayapti. Aslida shar'iy tomoni shuki, haligi qurbonlikni terisini yaxshilab tuzlab iloji bo'lsa oshlab vaqtga beradi. Mo'min musulmonni xizmatiga beradi. Endi hozirgi kunda teriga o soyilgan qurbonlikni terisiga xalqimizning ehtiyoji yo'q. Shuning uchun sotilsa agar uni beva bechora yetim yesir chog'ay kambag'al ularga sadaqa qilib yuboriladi. Lekin illo billo terisini qassob uchun haq sifatida berib bo'lmaydi. Yoki bitta masala. Qassob bo'lganlaridan keyin shu sohani egasi ahir u biladi terini qayerga olib topshirishni. Qassob aka shu terini qanchadan olyapti? Masalan 10 ming so'mdan olyapti. Mana shu 10 ming so'm evaziga qassobga sotsa bo'ladi. Muhtaram azizlar, bu yerda qurbonlikda bir qiziq narsalar bor. Hali yuqorida aytildi, mol tuya uchun 7 ta kishini sherik bo'lib qurbonlik qilishi. Mana shu yerda qassobga 7 ta ko sherik teng bo'lib oladi. Qassobga o'sha qurbonlikdan haq sifatida, evaz sifatida shu qassoblik qilib bergani uchun go'sht berib yuborsa bo'ladimi yo'qmi degan masala bor. Birodarlar, qassoblarimizga go'shini yoki terisini evaz sifatida berolmaymiz, bu mumkin emas bu. Ha, odamlarga tarqatayotganimizni qatorida tarqatishimiz mumkin. Ha, qassob ham mo'min odam, musulmon odam. Mo'min musulmonni bolasi. Hammaga beryatuvdik, qassobga ham berdik. Uni hech qisi yo'q. Lekin qilgan amali uchun, qilib bergan xizmati uchun haq sifatida berib bo'lmaydi. Undan tashqari arzimagan hayvonni, jonzotni arzimagan bir belgilari uchun uni qilib bo'lmaydi degan hukmni aytvoryapti. Xususan qulog'idagi qiytiqlari uchun yoki qulog'ini ozgina kesib qo'ygani uchun jon birodarlar, uni joylardagi aziz ulamolarimizdan so'rab oling. Qisqa qilib aytganda, hayvonni bir a'zosini 4dan 1 ketib qolgan bo'lsa, u qurbonlikka yaramaydi. Qisqa variant shu. 4dan 1 ketib qolgan bo'lsa, masalan, quloqni 4dan 1, dumini 4dan 1, shunga o'xshagan narsalar ketib qolgan bo'lsa, qurbonlikka yaramaydi. Keyin 2ta quloqidagi ozgina qiytiqni qo'shib turib hisoblanmaydi. Bitta quloqidagi narsa bitta hisobda yuradi. Shuning uchun muhtaram azizlar, buni joylardagi ulamolarimizdan so'rab olganimiz afzal bo'ladi. Undan tashqari muhtaram azizlar, mana alhamdulillah hayit namozi yilda 2 marotaba kelgani munosabati bilan hammamizni ham hayit namozi esimizda turavermaydi. Shu jumladan sizlarni qatoringizda bizni ham. Hayit namozini o'qishimizdan oldin obdon kitobga qarab olamiz biz ham. Obdon masalalarni bir takrorlab chiqaramiz. Shuning uchun qisqa qilib sizlarga bir eslatma qilmoqchi edik. Niyat qildim, hayit namozini o'qimoqlikqa oldimdagi imomga iqtido etdim. Allohu akbar deb sana o'qiladi.
Sanoni ketidan 3 takbir aytiladi. Takbirlarda, takbirlarda qo'lni yelkasi barobarda ko'tarib qo'yishlik sunnatdir. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb qiroat boshlanadi. Domla, nega bu ko'tariladi bu? Ko'tarilishini sababi janozaga xilofandir. Janozada ham 4 takbir, ma'lumingiz kim? Lekin qo'l ko'tarilmaydi. Birodarlar, hayit namozida qo'lni ko'tarmaslik u namozni janozaga o'xshab qolishiga sabab bo'lar ekan. Kitoblardagi ma'no shu. Shuning uchun hayit namozini o'qiyotganda hayit namozini birinchi rakaatidagi takbirlar, ikkinchi rakaatidagi takbirlarda qo'lni ozgina ko'tarib qo'yishlik sunnat ekan. Demak, birinchi rakat boshlandi, niyat qildim. İki rakat hayit namozini o'qimoqlikqa oldimdagi imomga iqtido etdim. Sano o'qilgandan keyin 3 marotaba Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb qiroat boshlanadi. Surayi alhamdu o'qiladi. Ketidan bir zam sura o'qiladi. Undan keyin ruku etiladi. Undan keyin sajda etiladi. İkinci rakaatga turiladi. İkinci rakaatda esa surayi alhamdu o'qiladi. Surayi zam o'qiladi. Rukuga ketishdan oldin, ikinci rakaatda rukuga ketishdan oldin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deb 3 marta takbir aytiladi. 4-tinchisida rukuga ketiladi. Rukuga ketilgandan keyin 2 marotaba sajda etiladi. 2 yoqqa salomni bergandan keyin chiqib 2 og'iz xutba qilinadi. Birodarlar, hayitni xutbasi saboblikdir, ulug'dir. Shuning uchun 2 og'iz xutba qilinadi. Endi muhtaram azizlar. Bu yerda xush ovoz qorilarimiz, ulamolarimiz bor. Hayit namozini o'qib bo'lgandan keyin muhtaram azizlar. Hammamiz birovni otasi uchun, birovni onasi uchun, birovni yaqinlari uchun ta'ziyani, fotihani mo'jallamaylik. Mana shu yerda qiroat bo'ladi, hamma eslanadi, hammamizdan o'tganlar. Keyin birov birovdan gina qilmaydi. Mana shu hayitga yetarlik qiroat hisoblanadi. Muhtaram azizlar, shuning uchun hayit namozi bu tarzda o'qiladi. Undan tashqari kelayotganingizda ko'zingiz tushdi, albatta bu joyda Allohning bayti qurilyapti. Katta ustozlarimizni xabar berishlaricha mana shu Said Vaqqos ota jami masjidini taxminan qurilganiga 55 yil bo'pti. 55 yil bo'lganda mana Allohga shukr, mana bunda bir omon omon dorul omon kelgan paytida bu Alloh taboraka va taoloning baytini qurishga bel bog'langan. Shuning uchun imkonimiz boricha halol mollarimizdan, halol mablag'larimizdan qo'limizdan kelganicha qilaylik. Bu uchun tashkiliy ishlar qilingan. Xususan alohida kichkina qutilarimizdan alohida katta quti yasab qo'yilgan Allohning bayti uchun. E'tibor bering. U Allohning bayti uchun zakotni berib bo'lmaydi. Allohning bayti uchun sadaqani berib bo'lmaydi. Iya, sadaqani berib bo'lmaydi. Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Ya banu Hashim va iyyakum bis-sadaqa fa inna-s-sadaqa kirul mali. Ya banu Hashim, Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini qavmlariga, qarindoshlariga aytibdilar. Ya banu Hashim, sadaqadan o'zingizlarni tiyinglar, sadaqadan. Albatta sadaqa molni kiridir. Birodarlar, kir narsadan Allohning baytini qurib bo'lmaydi, sababi shu.
Şunun için ilacı barıca Allah kebir, Allah'ın yolu da, Allah'ın beyti için bir halal meblağımız bulsa, şunu kutuya salaylık yok ki. Şeffaflık bulsun, mumin Müslümanını ortasında güman, her hal fikirler bulmasın degen maksat bilen, doğrudan doğru mahsulat oluyetken cayımızı uzun hesap rakamını yem tutuyemiz. Allah'ın beyti için meblağ bir mahçı bu gelirge, doğrudan doğru beton için, gişt için ve başka mahsulat için utkızıp bir işlerini tavsiye kılıp bar yapınız. Hullasi kelam 50 yılda, 100 yılda bir bo'ladigan bunaqa katta qurilishlardan, katta savoblardan bebahra qolmaylik. Undan tashqari muhtaram azizlar, bu kelayotgan hayit bayramlari, bu kelayotgan ayyomlar, ayniqsa mana kecha o'tgan kuni hojilarimiz Minoda, ayniqsa kecha Arafotda, mana bugun Muzdalifada yotib bular hammalari shaytonga tosh otishib, ana undan keyin qurbonliklarni qilishib, ana undan keyin sochlarini oldirishib, undan keyin hajdan qutilgan bo'lishadi. Muhtaram azizlar, otalarimiz, onalarimiz, yaqinlarimiz inshaalloh hajni amallarini ado etib qaytishadi. Sizlardan iltimos, dini idoramizdan ham, ulamolarimizdan ham ko'rsatma shuki, kelayotgan hojilarimiz, hoji otalarimiz, hoji onalarimizga dabdabalarni uyushtirmaylik. Har xil dabdabalarni, har xil ko'ngil ochdi narsalarni, yo'q yerdagi narsalarni qilmaylik. Allohga shukr etaylik. Shularni esalomon ko'rganimizga Allohga hamdlar aytaylik. Allah tebarek ve teala bunga yetkazganiga. O'ylab ko'ring. Allah tebarek ve teala'nın Kabe'lerden gelişi yaptı. Kabe'lerden. Hasan el-Basri Hazretlerini Fadail-i Mekke degen kitabları da eytediler. Allah tebarek ve teala'nın ferişteleri Allah'dan ferman alıp arşni tagida g'usl qilib ihrom bog'lab, birinchi qiladigan ishlari Ka'bayi Muazzamani 7 kun tavof etib, undan keyin Alloh taboraka va taoloning farmoniga kirishadi dedilar. Bu hadislardagi gaplar. Alloh taboraka va taoloning farishtalari ham Ka'bayi Muazzamani aylanib tavof etib, undan keyin Alloh taboraka va taoloning farmonini qilishar ekan. Yana hadislardan, ma'nolaridan yer yuziga qancha payg'ambarlarimiz kelishgan bo'lsa, ul payg'ambarlarini qavmlari haydab surishgan bo'lsa, albatta o'sha payg'ambarlarni barchalari Ka'baga kelib, xonai Ka'bada qo'nim topib, o'sha yerda ibodat qilib, o'sha yerda vafot etganlar mazmunida hadislar kelgan. Undan tashqari Ka'bani Yaman burchagi bilan Hajarul Aswad burchagining o'rtasida, ikkita burchagining o'rtasida 135 payg'ambarning qabri bor dedilar. Ketidan. Ka'bani tarnovini ostida, Hijrning ostida esa Ismoil alayhi salom va onamiz Hajar onamizning qabrlari bor dedilar. Ketidan. Zamzam bulog'i bilan maqomi Ibrohimning o'rtasida esa Shuayb, Solih, Shis alayhi salomning qabrlari bor dedilar. Domla, u yerda biz qabr ko'rmaganmiz-ku, biz ham ko'rmaganmiz, o birodarlar. Bu payg'ambarlarimizni o'tib ketishganiga 1000 yillar, bir qancha 1000 yillar bo'lgan. Bilmadim, 10 metr, 15 metr tuproqning ostida yotibdimi bular? Bu yerdagi ma'no nima? Bettagi ma'no Alloh taboraka va taolo aziz etgan Ka'ba, ulug' etgan Ka'ba, o'sha joyda ibodat qilish, uni tavof etish ulug' baxt ekanligi,
katta bir holat ekanligi aytilyapti. Shu holatni ota-onalarimiz ko'rib kelishyapti. Xo'sh, dabdaba qilaylikmi? Allohga shukr qilaylikmi? Shuning uchun muhtaram azizlar, hojilarimizni, hojionalarimiz, hoji buvalarimizni esalomonlikda kutib, ularni parvarish etib, ana shularni niyat qilib, duolarini olishga harakat qilaylik muhtaram azizlar. Mana shu joyda nazr degan qoidani eslatib o'tmoqchi edik. Nazr Nazr degani Alloh buyurmagan bandasi qasd qilib olgan amalni otini nazr deydi. Nazr degani Alloh buyurmagan bandasi qasd qilib olgan ishni otini nazr deydi. Bu yerdagi gap bizga keraklik jihati. Men yassara ala mu'sirin yassarahullohu fid dunya wal akhirah. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه bu hadislardagi gaplar ma'nosi kim birovni og'irini yengil etsa Alloh taboraka va taolo ul bandani dunyodagi va oxiratdagi og'irini yengil qiladi dedilar bu yerdagi gap ey Allohim otam kasallar onam kasallar Otam operatsiya bo'lyaptilar, onam operatsiya bo'lyaptilar, yaqinlarim operatsiya bo'lyapti. Shu operatsiyadan esalomon chiqib olsa, Allohim, mahallamizdagi kam ta'minlangan yoki mahallamizdagi kambag'al yoki uylanalmay turgan, uzatilmay turgan yoki ko'chalari bir rasvo bo'lib turgan joylarni men tuzatib beraman, uylantirib qo'yaman, uzatib yuboraman. Tomini yopib beraman, mushkulini oson qilaman desa, shu niyatimiz Allohga yoqar ekan. Shuning uchun muhtaram azizlar, mana shu boshimizga kelgan bir shunaqangi musibat, boshimizga kelgan shunaqangi bir sinoat kunlarda Alloh taborak va taologa roz etishni, unga murojaat etishni o'rganaylik ekan. Shuning uchun nazarlarni to'g'ri yo'lga qo'yish Nazirlarni o'rni-o'rniga o'rinlatish barchamiz uchun nihoyatda muhim masaladir. Undan tashqari Abu Hamid G'azoliy aytadilar. Bilasizlarmi, she'r nima deb o'kiradi? Ya taqsir. Nima deb o'kiradi she'r? Javob beribdilar. Ey Allohim, mo'minni yordamida yurgan mo'minni boshiga meni balo qilmagin deb o'kirar ekan. Sheram o'shnaqa odamlarning xizmatini qilib yuradigan mo'minlarga, musulmonlarga yordam beradigan insonlarni hurmat qilar ekan. Muhtaram azizlar, mana shunaqangi yaxshi amallarni siz ham biz ham niyat qilaylik ekan. Banu Isroilda bir voqea bo'lgan ekan. Hazrati Musa alayhi salatu vasallamga farmon yetdiki Bani Isroildagi bir bandani borib janozasini o'qib duo qilishni kelib o'sha aytilgan odamni shaxsini topdilar Hazrat Musa. Qiziqinib nima buni yaxshi amali bor ekan, nima ishni qoyil qildi ekan degan ma'no bilan atrofdagi qavmlardan surishtira boshladilar. Bu nima ishi bor edi buni desalar hammalari Ey Allohning payg'ambari Musa o'zi bir o'tinchi edi, bir kambag'al odam edi. Birovga bir umrida bir yaxshilik qilmagan, bilmadik biz buni nima ishi borligini. Xullas Hazrat Musa alayhisolatu vasallam uni surishtirib topa bilmadilar. Allohga rozilarda, Allohga munojaatlardan birida savol berdi. Ey Allohim, shu bandangni nima senga yaxshi mahbub amali bor edi? Uni gunohini so'rab janozasini etishimni buyurding. Allohdan farmon keldi. Ey Musa dedi. Bu bandam o'tinchi edi, kambag'al odam edi. Qum barhamlarini uyumlarini orasidan o'tib kelyatib, qumni barhamlarini uyumlarga qarab turib o'zicha ichida
Şu kumlu berhanları buğday bosaydı, hamması buğdayga aylanıp kosaydı. Şu aylangan buğdaylar meniki bosaydı, şunu halka birerdim deyip niyet kıp yürerdi. Men mana şu niyetini icabat kıldım dedi. Muhterem azlar, kolumuzdan kemese eğer yakşilikini niyet kılaylı geken, yakşilerge niyet kılaylı geken, Allah'ım iman keltirip, ameli salih etip, halkını, elini, yurtını, vatanını hizmeti de, mana şu elini duası da bub yürgeller, ve berçemizden dua talebi de bugün, mu'minler, mu'minatlerge kullarımızı açıp dualarge kirşemiz. Amin. İlahi Allah'ın müşküllerimizi asan etkin, hacatlarımızı reva etkin, dertlerimizge devalar birgin, rençlerimizge şifalar birgin, karzlarımızge necaatler birgin. Allah'ım uzak ülkelerde, keselhanelerde bimar bulup yotken onalarımız, otalarımızge şifa birgin, operasyelerden isanamallikde çıkvalışsın. Allah'ım ferzen talebide turgan mu'minlerge, mu'minatlerge salih salihler ata etkin. Bahtları açılmasından turgan oğlan kızlarımızna Allah'ım bahtları açılsın. Allah'ım bu uluğ niyetler, ilim niyetleri bilen Ebu Türen bulup bu aligahlarge tapşır yetken oğlan kızlarımızna amedini, ilmini birgin, adabını birgin. Baxtını, imanını birgin. Allah'ım, beytinge hizmet kılıyetken mu'minlerden, mu'minatlerden, elge, yurtge hizmet kılıyetkenlerden razı olgun. Haseten bir biraderimiz 5700 doldur ihsan kıptılar. Yine bir biraderimiz meneşi kuruluşumuzga kiran keltirip biriptiler. Yine keçe biraderlerimiz mena havlını salkilletip unge bir su pürkep, şetti salkın kıptırış, şunakangi nerselerini ornatıp geçişti. Ya kança mumun Müslüman Allah'ını beytige hizmet kıyatıptı. Kança mumun Müslüman yetim yesir biva beyçarıga hizmet kıyatıptı. Allah'ım ulardan kabul etkin. Allah'ım ularını dünyada ve ahirette aziz etkin. Oşandağ yakşı emelden berçemizge hem Allah'ım bizge hem nasip etkin. Allah'ım yurtdaşlarımızı esregin, yurtbaşlarımızı esregin. Hazreti Prezidentimiz, Hazreti Müftiyimiz, bütün uluğlarımız, adi halkımız, mu'minlerimiz, Müslümanlarımız. Allah'ım bizge dünyanın yakşiliklerini birgin, ahiretini yakşiliklerini birgin, kıyametinin azabıdan sahlegin. Vatanımız tinç bosun. Yurtumuz abad bosun, köp yıllar, köp zamanlar, hayat ayyamları, bayramlarga yetkezgin Allah'ım. Ve sallallahumma ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bi fadlike ve keramike bi rahmetike ya erhamurrahimin.